Ekranda kalkülüste çok işinize yarayacak iki türev var. Eğer sinüs x'in x'e göre türevinin kosinüs x ve kosinüs x'in x'e göre türevinin de eksi sinüs x olduğunu biliyorsanız elinizde bunlardan çok daha zor türev sorularını çözmek için iyi bir malzeme olduğunu düşünebilirsiniz. Bu videoda biraz daha ayrıntıya girip bu ilk türevin ispatını yapacağız. İkinciyi ispatlamayacağım, onu olduğu gibi kullanabilirsiniz. Bu ispatı yaptıktan sonra birinin bu türevleri kafasından uydurduğunu durmadığını görecek ve arkasında yatan mantığı anlayacaksınız. Hadi o zaman. Sinüs x'in x'e göre türevi. Eğer tanımı kullanacak olursak, delta x sıfıra giderken sinüs x artı delta x, eksi sinüs x bölü delta x. Evet, bu limite eşittir. Bu gerçekten de x virgül sinüs x noktası ile x artı delta x virgül sinüs x artı delta x noktaları arasındaki doğrunun eğimidir. Peki, bunu nasıl değerlendirebiliriz? Trigonometrik özdeşliklerde öğrendiğimiz toplam açı formüllerini kullanarak sinüs x artı delta x'i e, hemen yazayım. Limit delta x sıfıra giderken, evet, şimdi de trigonometrik özdeşliklerden birini kullanarak bunun yerine kosinüs x çarpı sinüs delta x artı sinüs x çarpı kosinüs delta x yazıyorum. Eksi sinüs x ve bölü delta x'i de ekleyelim. Devam edelim. Limit delta x sıfıra giderken. Şu kısmı kırmızıyla yazacağım. Kosinüs x çarpı sinüs delta x bölü delta x ve artı. Burayı da turuncuyla yazalım. Bu kesri biraz daha yenilir yutulur bir hale getirmeye çalışıyorum. Artı sinüs x çarpı kosinüs delta x eksi sinüs x bölü delta x. Tüm bu ifadenin de limitini aldığımızı hatırlayalım. Bir toplamın limiti, limitlerin toplamına eşit olduğundan, eşittir. Burayı yine kırmızıyla yazalım. Limit delta x sıfıra giderken bunu da kosinüs x çarpı sinüs delta x bölü delta x olarak yazalım. Artı evet limit delta x sıfıra giderken burayı da sinüs x parantezine alırsak sinüs x çarpı kosinüs delta x eksi 1 bölü delta x değil mi? Acaba bunu biraz daha sadeleştirebilir miyiz? Ekranı biraz daha aşağı kaydıralım ve sol taraftaki ifadedeki kosinüs x'in delta x sıfıra giderkenki limitle alakası yok değil mi? O halde bunu dışarıya atabilirim. Kosinüs x çarpı limit delta x sıfıra giderken sinüs delta x bölü delta x. Buna bir de bunu ekleyeceğiz. Hmm, acaba bunu başka bir şekilde yazabilir miyiz? Burada sinüs x var. Bir saniye burayı. Yani kosinüs delta x eksi 1'i 1 eksi kosinüs delta x parantezinin eksiyle çarpımı olarak yazacağım. Eksi parantezin aldım. Evet, ee başka bir deyişle bu, sinüs x çarpı eksi 1 olacak. Ve sinüs x'in delta x ile bir alakası olmadığı için onu da dışarı alabilirim. Eksisiyle beraber alayım. Eksi sinüs x çarpı limit delta x sıfıra giderken 1 eksi kosinüs delta x bölü delta x. Şimdi bu videoda yapmayacağım ama diğer videolarda bunun ispatını bulabilirsiniz. Sıkıştırma teoremini kullanarak bundan zaman zaman sandviç teoremi olarak bahsedildiğini de duyabilirsiniz veya bizden de duydunuz. sinüs delta x bölü delta x'in delta x 0'a giderkenki limitinin yani bunun 1 olduğunu buluruz ve yine başka bir videoda da bu limitin 1'e eşit olduğu fikrinden yola çıkarak bu limitin de sıfıra eşit olduğunu ispat Bundan sonra da geriye e, bu arada bahsettiğim bu iki videoyu yani bunun bire bunun da sıfır eşit olduklarını ispatladığımız videoları izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Ne diyordum? Geriye kosinüs x çarpı 1 eksi sinüs x çarpı 0 kalır ve bu da kosinüs x'e eşittir. İşte bu kadar.